50 yazar 50 eser serimiz başlıyor efendim. Arkadaşlar benden en çok istediğiniz bölüme gelmiş bulunmaktayız. Eser yazar eşleştirmeleri ÖSYM'nin en sevdiği soru tipleri. Ama burada çıkabilecek yazarları konuşacağız. O yüzden beni dikkatlice dinleyiniz. Video ders kitaplarımız önümüzde artık ve uygulamalar nefis bir şekilde ilerliyor biliyorsunuz ki. Hadi bakalım sayfalarımız kaçı gösteriyor? 231'i gösteriyor ve şunun da haberini bir vermek isterim ki Tatam -ta Soru Bankası kampımız başlıyor. Videosunu açıklamalı bir şekilde bırakacağım. 21 günde Edebiyat Soru Bankamızda nihayet erdireceğiz. Hala çözmediyseniz, hala edinmediyseniz mutlaka ama mutlaka masalarınızda bulunsun. Bu kampla birlikte buraları yakacağım. Ateşe veriyoruz. Kamp ateşini yakıyoruz. Sen 250 bin mi istiyorsun? Onu bir düşürelim lütfen. Bir 100 bine çekelim. Bir 80 bine çekelim. Bizim zaten hedefimiz her zaman, her zaman en yüksek değil mi? Yüksekler bizim için en önemli durum biliyorsunuz ki. Peki ne yapacağız bu kampta? Biraz da bunlardan konuşalım. Ondan sonra hemen başlayacağım. Soru Bankası kampımız bildiklerimizi tekrar etmek falan değil. Yepyeni şeyler öğrenmek üzerine inşa edilecek arkadaşlar ve soru bankamızın kampında edebiyat video ders kitabımızda olmayan yazarlar ya da olmayan eserleri de görmüş olacağız. Çünkü bizim amacımız her zaman her videoda yeni şeyler öğrenmek biliyorsunuz ki ve ne aynı zamanda soru yakalamak. Soru yakalama odaklı gittiğimiz için şu kaç sayfalık kitabımı kaç günde bitireceğiz. Programı da paylaşacağım. Hemen pdf olarak da vereceğim size. 157 sayfayı yine 21 günde nihayete erdireceğiz. Biz ne kamplar bitirdik? 4 tane kampı bitirdik. Edebiyattaki bu video ders kitabındaki kamp aslında biraz daha böyle konu anlatımımız zaten bitti ama bunlar bir böyle bir full tekrar tadında değil mi? Böyle bir tekrar etme amaçlı olduğu için ara ara paylaşmamız ve bunu hatırlamamız da oldukça kıymetli. O zaman hazırsanız efsane bir ders. Başlasın bakalım. Evet heves ettim şiiri kime Ait. Bir cevapları da görebilir miyim? Bir duyabilir miyim? Bir yazabilir misiniz? Heves ettim. Güzel bir şiirdir ve heves ettim. Şöyle yazıyorum. Hemen Nabizade Nazım'a aittir arkadaşlar. Nabizade Nazım'ın önemli bir eseridir diyoruz. Heves ettim. Şairiyat e, dedik ama bunu bir değiştirebilir miyiz? Bunu ben bir Şairname ile değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Şairname diyelim ve Şairname kime aittir derseniz Aşık Ömer'e aittir diyoruz. Aşık Ömer'in şairnamesi oldukça önemlidir diyoruz. Ve Nesteren, Nesteren kimindi? Nesteren, Tarık, Sardanapal kimindi? Gelsin cevaplar. Evet, Abdülhak Hamit Tarhan'ındı arkadaşlar. Abdülhak Hamit Tarhan dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Nesteren gelmiş olacak. Çok çok önemli. Ve Sümbüle kimin eseriydi Sümbüle? Muallim Naci'nin eseriydi değil mi? Muallim Naci, Sümbüle diyoruz. Önemli bir eser, bence yıldızlanması gereken de bir eser. Bu zamana kadar hiç soru olmamış bir eser. O yüzden önemli diyorum. Ve Naomi Seher. Ben böyle hep bunu şöyle aklımda tutuyorum. Naomi Seher, Pejmür'de kimindi? Recaizade Mahmut Ekrem'indi. Evet yazalım bakalım. Recaizade Mahmut Ekrem diyelim ve Naomi Seher diyelim ve 53 artık kim geliyor arkadaşlar? Duhteri Hindu geliyor. Daha önce soru gelmişti ama bence şöyle bir hatırlanmaya değer çünkü... Bayağı oldu üzerinden geçti. Duhteri Hindu deyince akıllara kim gelecek? Abdülhak Hamit Tarhan gelecek arkadaşlar. Abdülhak Hamit Tarhan, Duhteri Hindu diyoruz. Ve tercümeyi manzume. O şiir tercümeleriyle de tanınıyordu. O bir ilklerin adamıydı. İlk noktalama işaretleri, ilk şiir tercümeleri, ilk atasözleri derlemesi. Gelsin cevaplar kimdi? İbrahim Şinasi'ydi değil mi? Evet. Aynı zamanda bu derste böyle bir konuları da tekrar ediyoruz değil mi? Hem nokta atışı, hem yazar eser, hem konular tekrar edilsin diyorum. Ve İbrahim Şinasi diyorum arkadaşlar. İbrahim Şinasi dediğim zaman akıllara tercümeyi, manzumeyi getirmiş oluyoruz. Ve Burhan-ı Kudret önemli ya. Abes Muktebes tartışması çıkıyordu burada. Burhan-ı Kudret isimli eser oldukça önemliydi. Hatta belki bunu böyle bir o tartışmayı hatırlayarak, hatırlatarak da sorabilirler. Hasan Asaf tarafından yazılmış bir eserdi diyoruz. Burhan-ı Kudret yazalım bakalım. Hasan Asaf diyelim. Evet geliyorum Veraseti Saltanatı Seniye Bu zamana kadar hiç duymadığınız bir eser olabilir e Zaten bizim amacımız da bu değil mi? Duyurmayanı Duyulmayanı duyurmak O zaman kimindir diyorum Veraseti Saltanatı Seniye Ve yıldızlanabilir mi lütfen? Lütfen yıldızlansın Artık Ziya Paşa diyorsunuz arkadaşlar Ziya Paşa Veraseti Saltanatı Seniye Yıldızlayalım ki bu bilgileri Bu bilgiler bizi sınavda yıldız yapsın diyoruz Evet mezardan Mezardan sesler kimin de mezardan sesler o bir aslında neydi neydi siyah inciler demiştik mezardan sesler demiştik evet mensur şiirdi Halit Ziya Uşaklıgil ama siyah inciler Mehmet Rauf'undu değil mi mezardan sesler ise Halit Ziya Uşaklıgil'indi diyoruz arkadaşlar yazalım bakalım Halit Ziya Uşaklıgil diyoruz. Evet, çok güzel. Devam edelim. Elhanı şita. Şita kış demekti. Elhan musiki demekti. Kış musikileri anlamına geliyordu. Aslında kışı bize çok güzel bir şekilde de tasvir ediyordu. Elhanı şita. Elhanı şita deyince Cenab Şehabettin akıllara geliyordu. Daha önce soru geldi ama bizim bilmemizde oldukça fayda var diyorum. Ve cen Cenab Şehabettin diyorum yazın lütfen kitaplarınıza. Yazdıkça çünkü akıllarda daha güzel kalıyor. Ve rübabı şikeste. Şikeste kırılmış demekti. Rübab saz demekti. Kırık saz anlamına geliyordu. Zaten bu dönemin sanatçıları her böyle kırık bir sazı, belki bir kuş tüyünü, belki bir filketeyi bile şiirlerine konu edinebiliyorlardı. Servet-i dönemiydi bu dönem. Ve rübabı şikeste deyince kıllara. Tefik Fikret geliyordu. Çok güzel. Harikasınız. Benden önce söylüyorsunuz değil mi bunları? Nefis. Çok iyi. Evet Tevfik Fikret diyoruz arkadaşlar. Tevfik Fikret, Rübabı Şikes'te oldukça önemli. Çevrilsin sayfalarımız artık 60'dayız. Siyah İnciler diyoruz. Az önce konuştuk ama mensur şiir türündedir Siyah İnciler. Ve Mehmet Rauf'a aittir. Mehmet Rauf Servet Üfü'nün edebiyatının roman alanında en önemli temsilcisidir diyorsunuz arkadaşlar. Siyah İnciler dediğim zaman Mehmet Rauf diyorum. Önemli, önemli. Ve gizli figanlar. Gizli figanlar dediğimizde akıllara Süleyman Nazif gelmeli. Önemli bir eser gizli figanlar. Bence yıldızlanması gereken de bir eser. Yazalım bakalım. Süleyman Nazif diyelim arkadaşlar. Ve mutlaka ama mutlaka ne yapalım? Yıldızlayalım diyorum. Ve ömrü muhayyel. Şöyle başladı değil mi? Bir ömrü muhayyel ki hani gülbünler içinde diye başlayan bir şiirdi. Ömrü muhayyel önemli bir şiirdi. Tevfik Fikret'e ait Aitti diyoruz. Ömrüm hayal, tevfik Fikret önemlidir diyoruz arkadaşlar ve Gönül Hanım, Gönül Hanım da çok çok kıymetli bir eser. Gönül Hanım dediğimiz zaman akıllara kim geliyor? Ahmet Hikmet Müftüoğlu geliyor, değil mi? Haristan ve Gülistan Gönül Hanım. Milli edebiyat aslında e, milli edebiyatın bağımsızı da diyebiliriz Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na. Ancak daha çok genel manada Türklük meselesini de işlediğini konuşabilirsiniz. Gönül Hanım dediğimiz zaman Ahmet Hikmet Müftüoğlu akıllara gelmiş oluyor arkadaşlar. Ahmet Hikmet Müftüoğlu diyoruz. Gönül Hanım diyoruz. Evet çok güzel. Ve son emel önemli bir eser. Son emel dediğimiz zaman akıllara kim geliyor? Mehmet Rauf geliyor. Mehmet şöyle... Mehmet, Rauf diyoruz. Son emel akıllara gelmiş oluyor. Ve tamat, tamat aslında şiirlerini topladığı bir kitabın da ismiydi. Cenap Şehabettin'e aitti tamat. Oldukça önemli bir eser Cenap Şehabettin diyoruz. Rubab az önce konuşmuştuk ama tekrar hızlıca bir yazabilirim. Tevfik Fikret'e aitti diyorum arkadaşlar. Evrak-ı Eyyam yine Cenap Şehabettin'in de önemli bir eser. Cenabı sorarlarsa böyle... Sormayı da sevebilecekleri bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Evrak-ı Eyyam, Cenab-ı Diyoruz. Evet, hasta çocuk. Şimdi biz bu dönemde manzum hikaye geleneğini de görüyoruz, özellikle Servet Efyonun'dan ve manzum hikaye dediğimiz zaman hasta çocuk isimli eser oldukça önemli, oldukça önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hasta çocuk deyince aklımıza kim geliyor arkadaşlar? Tevfik Fikret gelmiş oluyor. Ve Elhan-ı Şita, az önce konuştuk zaten Elhan-ı Şita'yı. Ne demiştik? Cenab Şehabettin demiştik. Balıkçılar da çok önemli. Yine bir manzum hikaye ve hikaye geleneğinin net bir şekilde devam ettiği bir eser şöyle başlıyor. Bugün yine açız evlatlarım diyordu peder. Bugün yine açız şeklinde başlıyor. Siz bir şiir tadını görebilirsiniz ama özünde bir manzum hikaye görüyorsunuz balıkçılarda. Ve balıkçılar dediğimiz zaman manzum hikaye kim diyorsunuz arkadaşlar? Tevfik Fikret diyorsunuz. Önemli bir eser. Geçen sene Küfe'yi sordular. Küfe'yi vererek sordular. Ee, ayol ifadesi falan geldiği için pek çok öğrenci şaşırmıştı ama o da yakaladığımız bir soruydu. Mehmet Akif'e aitti. Mazlum hikayeydi. Bunu sordular. Bu sene Tevfik Fikret'e neden sormasınlar? Tevfik Fikret dediğimiz gibi balıkçılar şiirini verip belki bunu kim yazmış olabilir tarzında bir soru gelebilir. Unutmayın şöyle başlıyor. Bugün yine açız evlatlarım diyordu peder. Bugün yine açız. Oradan hatırlarsınız ama balıkçılar rıda gördüğünüz zaman bir çocuğun balıkçılık yaparak geçinmesi, aileni, ailesini geçindirmeye çalışmasını görmüş oluyorsunuz. Balıkçılar diyoruz. Tevfik Fikret diyoruz. Evet artık neredeyiz? Gecelerimdeyiz. Gecelerim deyince falaka deyince akıllara Ahmet Rasim geliyor arkadaşlar. Gecelerim Ahmet Rasim oldukça önemli. Böyle bir kafiye de oldu. Değil mi? Gecelerim Ahmet Rasim, gecelerim Ahmet Rasim diyorsunuz. Önemli ve bu zamana kadar hiç sormadılar biliyor musunuz bu eseri? O yüzden şöyle bir yıldızlansın diyoruz. Evet çevresinin sayfalarımız artık 72'deyiz. Yine Muharrir isimli eser Ahmet Rasim'e aittir. Önemlidir. Bu da hiç sorulmadım. Ama Ahmet Rasim tabii ki bizim edebiyatımızda oldukça kıymetli köşe taşlarımızdan bir tanesidir diyoruz arkadaşlar. Ahmet Rasim devam ediyoruz. Falaka diyoruz. Yine Falaka da kime aittir? Ahmet Rasim'e aittir diyoruz. Ve bir makale edebiyat ve hukuk makalesi bu makale ile birlikte bu makalenin yazılması ile birlikte neler oluyordu neler? Koskoca bir dergi kapatılıyordu. Edebiyat ve hukuk dediğimiz zaman aklınıza kim gelecek arkadaşlar? Hüseyin, Cahit, Yalçın gelecek tamam mı? Edebiyat ve hukuk isimli makalesi oldukça önemli. Hac yolunda yine çok çok önemli. Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları falan şeklinde devam eder. Kimindir hac yolunda? Yine bir Cenab Şehabettin'i görmüş oluyorsunuz. Cenab tabi bu dönemde oldukça önemli. Çok fazla eser veriyor. Gördüğünüz gibi farklı türleri de deniyor. Gezi yazısını deniyor. E yine şiir tabi şair esasında ama gezi yazılarında görmüş oluyorsunuz. Yine tiryaki sözler kime aittir tiryaki sözleri? Yine ne diyorsunuz arkadaşlar? Cenab Şehabettin'e aittir diyorsunuz. Tam Maat yine az önce konuşmuştuk ama burada bir kere daha vermiş olalım. İyice bir otursun istiyorum. Yine Cenab Şehabettin'e aittir diyorum arkadaşlar. Güzel bir eser daha geliyor. Bu zamana kadar hiç sorulmamış bir eser geliyor. Leali Girizan geliyor. Kime aittir söyler misiniz lütfen? Evet bekliyorum. Hadi bakalım. Leali Girizan Hüseyin Siret'e aittir. Hüseyin Siret özseverli diyebilirsiniz ama Şıklarda Hüseyin Siret şeklinde görürseniz de zaten aynı kişiden bahsediyoruz. Leali Girizan Hüseyin Siret'e aittir diyorsunuz arkadaşlar. Oldukça önemli. Ve Firak-ı Irak diyoruz. Firak-ı Irak dediğimizde akıllara kim gelecek? Süleyman Nazif gelecek. Süleyman Nazif'in Firak-ı oldukça önemlidir diyoruz. Ve Elhan Işıta az önce konuşmuştuk yine Cenap Şehabettin. Siyah İnciler Mehmet Rauf diyoruz. Kırık Hayatlar değil mi? Önemli bir romandır Kırık Hayatlar. Kimindir? Romanın babasınındır. Romanın babası kimdi Servet Üfyun'un da? Tevfik Fikret. Çok güzel. Tevfik Fikret, Kırık Hayatlar diyorsunuz arkadaşlar oldukça önemli. Ve gizli figanlar diyoruz artık. Gizli figanlar yine Süleyman Nazif diyorsunuz arkadaşlar. Önemli. Şu gizli figanları bir yıldızlayabilir miyiz lütfen? Süleyman Nazif, gizli figanlar önemlidir. Yıldızlansın ki bu yıldızlar bizi sınavda yıldız yapsın diyoruz değil mi? Şöyle bir yazar eser tabii bir tane gelecek. Ee, ancak bir yazarı tanıtırken de çok böyle vermeyi tercih etmiyor ama yine eser verirse bu söylediğim eserleri verir. Çok fazla eserleri var ama biz biliyorsunuz ki daha nokta atışı daha böyle gelebilenleri konuşuyoruz. En önemlileri konuşuyoruz. Çok fazla eser vermiş olabilir ama edebiyat dünyasına hangisi damgasını vurdu bizim için kıymetli olan zaten bu. Evet çevresin sayfalarımız artık 84'teyiz. Ordu'nun defterim. Hiç sorulmadı ama önemli biliyor musunuz? Kimin hocam ordunun defteri? Namı Kemal'in oğlunun. Kim hocam Namı Kemal'in oğlu? Ali Ekrem Bolayır arkadaşlar. Önemli. Hadi bakalım Şöyle yeni bir bilgi de öğrenelim değil mi? Şöyle hap bilgileri direkt kapalım. Ordunun Defteri dediğim zaman Ali Ekrem Bolayır diyorum. Evet, Ordunun Defteri Ali Ekrem Bolayır diyoruz. Önemlidir diyoruz arkadaşlar. Peki Lanei Melal. Evet hiç sorulmadı biliyor musunuz ama böyle sorulsa zorlayıcı tipte bir soru olacağını düşünüyorum. Lanei Melal Hüseyin Suat Yalçın diyorum arkadaşlar. Hüseyin Suat, Yalçın, Lane'yi, Melal diyoruz. Ve beyaz gölgeler yine bu zamana kadar hiç sorulmadı ama Celal Sahir Erozan'ındır beyaz gölgeler. Bir yazabilir miyiz lütfen? Bir yazalım, bir yazalım. Yazdıkça hatırlayalım. Beyaz gölgeler diyorsunuz. Celal Sahir Erozan diyorsunuz arkadaşlar. Celal Sahir Erozan. Ve körebe dediğimiz zaman akıllara kim geliyor? onun bir tiyatro türü olduğu geliyor ve Cenap Şehabettin geliyor değil mi? Körebe dediğimde aklıma hemen Cenap Şehabettin geliyor diyoruz arkadaşlar. Körebe Cenap Şehabettin. Batarya ile ateş önemli. Soruldu bu daha önce ama Bayağı oldu yani böyle 5-6 senesi vardır. Batarya ile ateşlediğiniz zaman aklınıza kim gelecek? Süleyman Nazif gelecek yazalım bakalım. Süleyman Nazif diyelim. Batarya ile ateş diyelim arkadaşlar oldukça önemli. Leali Girizan az önce konuşmuştuk gerçi ama bir tekrar bir şöyle bir tekrar hatırlanılsın. Leali Girizan Hüseyin Siret Özsever diyoruz Hüseyin Siret Özsever diyoruz. Ve Ruhu Kemal hiç sorulmadım ama yine de biz Şöyle bir kulak aşinalığı oluşturalım. Şöyle bir bilelim. Ruhu Kemal Ali Ekrem Bolayır'ındır arkadaşlar. Ve tekrar söylüyorum ki Ali Ekrem Bolayır mı Kemal'in oğludur diyorum. Ee, Ruhu Kemal Ali Ekrem Bolayır diyoruz arkadaşlar. Bolayır diyoruz. Ve Zilali İlham bu da hiç sorulmadı. Tekrar söyleyelim. Ama Zilali İlham da yine Ali Ekrem Bolayır'ındır diyoruz arkadaşlar. Evet yazılsın bakalım. Ali Ekrem Bolayır. Ordunun defteri az önce konuşmuştuk. O da yine Ali Ekrem Bolayır'ındır. E babası vatan şairi. Onun da böyle vatanla, orduyla ilişkili olması, vatanla, orduyla böyle bir münasebetinin olması gayet normal değil mi? O zaman ne diyorsunuz? Ordunun defteri yine Ali Ekrem Bolayır diyorsunuz arkadaşlar. Terane-i Mehtap önemli bir eser. Daha önce e, çok çok önce soruldu e, ama bilmekte fayda var. Terane-i Mehtap dediğim zaman e, ne diyorsunuz? Cenap Şehabettin diyorsunuz arkadaşlar. Önemli ve bence yıldızlayalım bu eseri lütfen. Cenap Şehabettin Terane-i Mehtap diyorsunuz. Ve Nesri Harp yine sorulmadı ama yine önemli eserlerinden. Cenabı öne çıkaran eserlerindendir Nesri Harp ve Nesri Sulh. Dolayısıyla Nesri harp diyorsunuz. Cenap Şehabettin diyorsunuz arkadaşlar. Beyaz gölgeler diyoruz. Yine Celal Sahir Erozan diyoruz. Beyaz gölgeler. Celal Sahir Erozan diyoruz. Beyaz gölgeler oldukça önemli. Evet çevrilsin sayfalarımız artık 235'teyiz. Gave destanı. Yine çok önce ya bir 10 bir yılı falan vardır. Soru geldi ama böyle bu sistem yokken ya yani AYT yokken. LYS'ydi sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam ismi. Çok eski bir sınavda. Gave destanlı sormuşlardı. Yine böyle bir hatırlayalım istiyorum gave destanlı. Gave destanlı kimindir biliyor musunuz? Hüseyin Suat Yalçın'ındır arkadaşlar. Yazın bakalım siz de benimle. Hüseyin Suat Yalçın diyorsunuz. Ve... Gave destanı diyorsunuz. Evet, Baa Bozumu biraz cumhuriyete gidelim. Biraz Cumhuriyet dönemi romanına gidelim ve Cumhuriyet döneminde e, mistik duyarlılığı anlatan bir sanatçıya gidelim. Samiha Ayverdi'ye gidelim güzel. Baa Bozumu dediğimiz zaman akıllara kim geliyor? Samiha Ay verdi geliyor arkadaşlar. Önemli bir e, yazar ve ö yazarın önemli bir eseri. Geçtiğim yol bu bir makale aslına bakarsanız ve bu makaleyle öne çıkmış bir sanatçı. Bu dönemde özellikle e, milli edebiyatta, milli edebiyatın üç sacaya vardı konuşurken de bunu anlatmıştı hatırlarsanız. E, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yontem'di. Ziya Gökalp dediğimde şiir noktasındaki önemli bir ismiydi. Ali Canip Yontem dediğimde makale noktasında yani makale ayağını Ali Canip Yontem oluşturdu ki işte bu geçtiğim yol onun en önemli makalesiydi. Bir de ne vardı? Fikir babası vardı. Tabii Ziya Gökalp aynı zamanda fikir babalığı da yapıyordu. Bir de öykü türü vardı. O da Ömer Seyfettin'di. O zaman ne diyorsunuz? Geçtiğim yol dediğiniz zaman Ali Canip Yöntem diyorsunuz arkadaşlar. Ali Canip Yöntem Geçtiğim Yol önemli bir eseridir diyoruz. Ve Sonsuzluk Kervanı çile diyoruz değil mi? En önemli eserleri tabii ki bunlar. O bir kaldırımlar şairi, o bir mistik metafizik şiirin en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Aynı zamanda saf şiirinde önde gelen temsilcisi... O bir Necip Fazıl kısa kürek diyoruz. Sonsuzluk kervanı çok önemlidir. Lütfen yıldızlayınız. Necip Fazıl üstad olarak bilinir ve sevilir ve ÖSYM de sever, sormayı da sever. Daha önce de soru geldi. O zaman sonsuzluk kervanı dediğimizde Necip Fazıl kısa kürek akıllarda bir kalsın diyoruz arkadaşlar. Kısa kürek diyoruz. Peki o zaman o zaman 50 adet soruyu bitirmiş bulunmaktayız. 50 yazar 50 eser nasıldı? Biraz Hızlı geçti. Benim için çok hızlı geçti ama sizin için nasıldı bilmiyorum. Devamı gelsin mi? E, gelecek tabii ki ama önce günün sorusu gelsin. Ondan sonra bir planlayalım, bir ilerleyelim arkadaşlar. Evet günün sorusu iki tane gelsin hatta. 100 ve 101'i sormak istiyorum. Kendi gök kubemiz ve eski şiirin rüzgarıyla... Kimin eseridir? Bir yazabilir misiniz lütfen? Hatta bu sanatçı ile ilgili ne biliyorsanız da yazın. Bir hatırlanılsın bakalım sanatçı. Bir eskiye gidelim. Bir anıları canlandıralım değil mi? Koca edebiyatı nasıl bitirdik? Şu an zaten yaptıklarımız bildiklerimizi hatırlamak üzerine devam ediyor biliyorsunuz ki. Evet ne yapacağız arkadaşlar? Bir sonraki dersimizde yine yazar eserle devam edeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız artık? Bu şair ya da yazar kimdir bölümüne geçeceğiz. Zaten bitiyor. Kitapta bir şey kalmadı ama yani bunun benim biraz daha böyle ara vere vere yapmamın bir diğer sebebi de hem diğer kamplarımız devam ediyor. Aynı zamanda ne kadar hatırlıyoruz? Bu biraz böyle hatırlama niteliğinde ilerleyen bir kamp oluyor. Bir de şunu söyleyeyim. Gerçi hatırlamıyorum hatırlatma videosunu çektim ama arkadaşlar TT full tekrarımız geliyor. TT full tekrarımız 21 Mart'ta 21 günde nihayete erecek. Nefis bir kamp olacak. Bayılacaksınız. Bu zamana kadar çalışmadım hocam. Türkçe'yi ikinci plana attım hocam. Yatıp yuvarlandım hocam diyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin bakalım bu kampı da şöyle bir birlikte nihayete erdirmiş olalım. Güzel gidiyor değil mi? Çok güzel. Güzel bir seneye güzel şekilde nihayet erdireceğiz. Bu kanaldan yine çok fazla derece çıkacak. Ben buna inanıyorum. Bu hiç değişmedim. Bu artık bizim için bir gelenek ama bunu bizzat siz de göreceksiniz. Bizzat yaşayacaksınız ve yine DM'lerimiz, yorumlarımız böyle hocam teşekkür ederim. Hocam şurayı kazandım. Boz içi oldu, iti oldu, yıldız teknik oldum. Ot da oldu mesajlarıyla dolacak. Buna inanıyorum. Siz de inanın. Bakın bu inanç bizi ayakta tutuyor değil mi? Ben bunu konuşurken bile o kadar çok hissediyorum ki hissedin, yaşayın. Boğaz çimlerine uzanmak yakın diyoruz ya. Meşaleleri yakın diyoruz ya. Bizzat zihninizde o çimlere uzanın. Onu yaşayın hayal edin arkadaşlar. Çünkü ne diyor Yahya Kemal? Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar insan bu alemde hayal ettiğimizde yaşar. Dilerim hayal gücünüz de hiç solmaz. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç zaten